1576'da İzmit'in eşrafından Mehmet Bey tarafından bugünkü Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaptırılan Fevziye Camii'nin ilk mimarı ünlü Mimar Sinan'dır. Ancak çeşitli doğal afetlerle ve yangınlarla cami defalarca yıkılmış, ardından aynı yere tekrar inşa edilmiştir. Bu tamirat ve yeniden inşalarla birlikte caminin tarihsel dokusu epey değişikliğe uğramış, her dönemde kendine has mimari üslup kendisini bir şekilde hissettirmiştir. Daha önce külliyesinde bulunan pek çok bina artık yerinde yoktur. Bunların arasında Muvakkithane en dikkat çekici işlevi olanıdır. Dolayısıyla söz konusu yapım faaliyetleriyle birlikte caminin banileri de değişmiş, bu arada yapının ismi de değişmiştir. Fevziye Camii'nin ilk yapılışı Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı ve sadrazamı Rüstem Paşa'nın ket hüdası Mehmet Bey'in ruhu için vefatından sonraki birkaç yıl içinde yapılmıştır. Ardından 1719 yılındaki büyük depremden sonra kubbeli yapı çökmüş ve 2 yıl içinde aynı yere yeniden yapılmıştır. Üçüncü yapılışı ise yine kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir. 1756-1757 yıllarında çıkan yangın sonucu Fevziye Camii'nde büyük zarar görmüştür. Yine İzmit ahalisinden Hacı Halil Ağa tarafından cami tekrar yapılmıştır. Ardından 1836 yılında çıkan büyük bir yangın sonucu tekrar yanmıştır. Kaptanı Derya Ahmet Fevzi Paşa tarafından yeniden inşa ettirilmiş olup 1836 yılında dönemin padişahı Sultan II. Mahmut tarafından ibadete açılmıştır. Ahmet Fevzi Paşa caminin inşasında muvaffak olduğu için Sultan II. Mahmut tarafından camiye Fevziye adı verilmiştir. Hatta padişahın açılış esnasında inşallah bir daha yıkılıp yanmaz şeklinde dua ettiği de söylenir. Fakat 1894 tarihinde meydana gelen deprem sonucu cami yine büyük zarar görmüş, tamamen yıkılmıştır. Duvarları taş ve tuğladan olmak üzere yeniden yaptırılmıştır. 1898 yılında devrin padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın Cülüs Bahşişi günü ibadete yeniden açılmıştır. Yakın tarihe kadar bu cami ibadete açık olarak hizmet vermiştir. Ancak 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonucu cami ağır hasarlı duruma gelmiştir. 6. kez yıkılarak yeniden 26 Nisan 2002 günü temeli atılmış, cami derneği ve Kocaeli halkı tarafından maddi katkılarla ibadete açılmıştır. Ayrıca caminin yanında yer alan parkta projelendirilerek modern bir görünüme kavuşturulmuştur. Toplam 10.000 metrekarelik alanda yapılan Fevziye Camii Parkı, içinde doğal dere görüntüsünde göl, su kemeri, köprü, oturma grupları, yürüyüş yolları ve kafeteryalar bulunan bir dinlenme merkezi haline getirilmiştir.